Define ve Tarih Sevdası kanalından tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Arkadaşımız bir fosil bulmuş ama kaliteli bir fosil. Salyangoz fosili arkadaşlar. Bir de büyük bir salyangoz, yani öyle ufak tefek bir şey de değil. Bu fosil nasıl değerlendirilir? Bunu müzeye götürürseniz, müzede eğer bir değer biçiyorlarsa orada değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında böyle fosil biriktiren kişiler vardır. Onlara irtibata girirseniz onlar da size yardımcı olur. Değeri varsa size karşılığında ücret verecektir. Milyon yıllık fosil. Arkadaşımız tekrar arazide. Şimdi biz bu araziyi devamlı, yani devamlı derken haftada bir, ayda bir bu görünen araziyi paylaşıyoruz. Bu arazi çok değerli bir arazi. Daha önce de söyledik. El değmemiş bir bölge. En fazla bir iki yer açılmış. Arazi komple yerleşim yeri olduğu için ve yanında dere de geçiyor. Yüzlerce, yani daha fazlası belki, mezar odalarının olduğu yerler bunlar. Şimdi burada işaretleri de yapmışlar bize. Yani odaların burada olduğunu söyleyen işaretler de var. Mezar odalarının burada olduğunu söyleyen. Şimdi biz odaları nasıl bulacağız? Tabii biz devamlı söylüyoruz. Teçhizatınızın olması lazım. Cihazınızın olması lazım. Boşluk bulmanız lazım. Yani boşluğu bulduğunuz zaman zaten başka, hani kapıyı göremedim, içeriye giremedim. Ben sadece boşluğu buldum. Şimdi boşluğu bulduğunuz zaman en güzel olay zaten burada başlıyor. Direkt matkapla delin, yılan kamerayı sokun ve girişin nerede olduğunu kesinlikle göreceksiniz. Oradan başlayıp içeriye girersiniz. Bu bir. İkincisi, bize oyma direkt tek başına orada durmaz. Bu girişin ya da odanın nerede olduğunu söyleyen kertik işareti, murç izi, bir oda ya da yanında bir mezar işareti vardır. O mezar işareti de yön veriyor. Bunlara bakarak girişin nerede olduğunu çözebileceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında alanda birçok yer var demiştik. Odalar var demiştik. Kesinlikle ve kesinlikle eğer orada çalışmak istiyorsanız ya da illa ben odayı açacağım diyorsanız, size zaten kendisi yön veriyor arkadaşlar. Baktığımızda alt tarafa doğru bir murç izi, yani alanda olmanız lazım ki kaya dokunmanız lazım. Şimdi üstte murç izi var. Altta bir kertik verilmiş. Yalnız buranın girişi alt taraftadır. Yani şu oymanın mezarı biraz alt tarafı gösterse, şu altı gösteriyor. Şu alt tarafta burada bir yerde girişin olduğunu söylüyor. Şurası olabilir arkadaşlar. Evet. Burada da bir oymamız var. Biraz daha aşağıya inse, yani giriş şu alt taraftadır. Şimdi burada da direkt cihazla kontrol yapabilirsiniz. Şurası olmaz çünkü kaya, blok kaya. İçeriye girişiniz zaten engelli. Toprağın başladığı yerde giriş yapılır. Yani bir kaya oymasını gördüğünüz zaman, hani kayayı kırıp da içeriye giremezsiniz. Toprağın başladığı yerde, kapının olduğu yerdir. Burada ok işaretimiz, çok kaliteli bir ok işaretimiz mevcut. Kabartma yapmışlar zaten. Kuyruğu, her şeyi mevcut arkadaşlar. Şimdi baktığı yön çok önemli. Ok işareti nereye bakıyor? Bu birincisi. Aslında birincisi ana işarettir. Şimdi ok işareti, hangi işaret vardı ki bizi asıl merkeze gönderen ana işaret olacak? Şimdi geriye dönük çalışma yapacağız. Yani kuyruğun olduğu yere gidip hangi işaret var ki bizi mezara mı götürüyor, hazineye mi götürüyor? Onu bulmamız lazım.
Ok işaretiyle onu bulduktan sonra ok işaretini takip edeceksiniz. Mezar mı arıyorsunuz, hazine mi arıyorsunuz? Ona göre hareket edeceksiniz. Örnek veriyorum. Bir oyma buldunuz. Oyma ok işaretine sizi yönlendirdi. Gidin. Yönlendirdiği yerde yine bir son nokta işareti kesinlikle vardır. Kalitelidir. Ok işaretiyle yapılmış. Kabartma harika bir şeydir arkadaşlar. %100 çıldırıyor teller dediği, yani çubuklar arkadaşlar. Şurada bir ölçüm yapmış. Boşluk bulan çubukla, yani alan taramayla bir tespit etmiş. Full çekiyor demiş. Burada çok az çekiyor demiş. İnşallah kaya boşlukları falan değildir. Full çekiyor dediği yerde teller aslında alanda, yani o boşlukta duvarı bile size çizer. Yani kullanmasını bilirseniz, hani kapatma açma olayı oluyor ya, size duvar, yani bir odayı çizer size. Kare ya da yuvarlak bir odayı çizer. Nereden nereye boşluk olduğunu size gösterir. Bunun dışında giriş, onu boşluğu bulduktan sonra o alta doğru inin. Alta ve üst ayarıyla, göz ayarıyla kaç metre olduğunu çözün. Ona göre sanayide biz, mesela ben 1,85'lik tığ yaptırmıştım. Şarjlı matkaba takıyordum. İstediğim yeri delebiliyordum. Üstten başlayın delmeye. İçeriye boşluğa düştüğünüzde zaten gerisi kendisi geliyor. Yine burada bir oda işaretimiz var. Sol tarafa doğru bir küçük karesi var ve sağa doğru, yani ileriye doğru. Buradan karşıya doğru bir yön verme olayımız var ve karşıya baktığımızda yine oymaları görebiliyoruz burada. Bunlar hepsi oda işaretleridir arkadaşlar. Şimdi şu toprağın başladığı yerde bir çalışma yapsın arkadaşımız. Mesela burada 1, 2, 3, 4 tane büyükten küçüğe doğru aile mezar, kıdemli yüksek rütbedeki bir kişiye ait aile mezarıdır. Ve yön verme olayı da burada da vardır arkadaşlar. Şimdi biz bu olayda sağa doğru, yani küçüğe doğru, bize yön verme olayı küçüğe doğru gider. Bunun dışında aşağıya, yani sağa doğru yeri kontrol et. Ondan sonra tek bir oyma gözüküyor karşıda. Onun toprakla başladığı yeri, buraya bir alan tarama vur. Burada boşluk var mı yok mu? Boşluğu bulduğun gibi şu görünen kısma bir matkabı vurduğun zaman boşluğa düşüyorsun. Direkt yılan kamerayla kapının nerede olduğunu görebiliyorsun. Şu gördüğünüz yer çok kaliteli, hem de o biçim.